Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizden açıyoruz. Evet. Taş mı girdi ayağına? Heh, tamam. Havuzumuz dolmuş arkadaşlar. Hem bahçeyi sulamaya geldik, hem de biberleri toplayacağız. Videonun kapağından da anlaşıldığı üzere pazara çıkacağız yani. Siz çıktı olarak görüyorsunuz ama biz çıkacağız daha. Şimdi bakalım bakalım. Oo. Domateslerimiz kızarmaya başlamış. Biberlerimiz. Ay maşallah, şunlara bakın. Şimdi Kübra, topladıktan sonra mı şeyleyek? Hepsini topluyor değil mi? Hani ayırt etmeden. Sonra ayırt edeceğiz. Onu daha sonra ayırt edeceğiz. O zaman ne yapayım? Ben de bir helke alayım. Toplayayım, ondan sonra sulayacağız. Ne derken ya? Yoksa çamur olur ayağımız. Tamam. Şimdi o zaman ben bir yukarı çıkayım. Domates mi? Tamam, ben domatesi toplayayım. Domatesteki koku var ya arkadaşlar, hanımı niyeyse aşırı derecede bir hapşırtıyor. Yani ben de anlamadım. Burnunu tıkıyor. Çok etkileniyor. Nerede? Mavi leğen. Ha, orada mı? Ya Kübra, şu ağaç ne? Bu mübarek niye böyle yere doğru büyüyor ya? He? Nasıl kalkacağız? Şu kalkmaz ki. Şu nereye kalkacak Kübra? Bu kalkacak bir şey yok ki. Bildiğin aşağı doğru büyümüş. Ayağımız bahane ya. Mübareğe bak. Bakın bakın. Şurada yerde ya. Sen dalını niye alıp yukarıya doğru gitmiyorsun mübarek? Neyse. Şimdi ama arkadaşlar, bu cevizimiz böyle, şöyle söyleyeyim, içi dolu dolu ama yabani, yani büyük bir ihtimal yabani ceviz. İçi güzel, cevizi güzel, yağlı ama hiçbir cevizi içerisinden böyle tüm çıkmıyor. Büyük de bir ceviz. Baya baya yani biz kırıyoruz, parçalıyoruz. Öyle bir şekilde yemeye çalışıyoruz. Yani bunun cevizini böyle tüm bir parça halinde çıkarabildiğimiz yok. Ama mübarek güzel veriyor. Lakin kullanışlı bir ceviz değil. Bir aşı yapmayı da denedim ben. Ceviz aşısını beceremedim. Bu da sağından solundan patladı. Elma, erik, armut, onlar tuttu. Lakin bu tutmadı. Şimdi helkeyi buraya koydum. Helkeyi diyorum, leğeni oraya koydum. Helkeyle ben toplayayım. Geri leğeni getirmek zor oluyor arkadaşlar. Evet. Kübra, şöylelerini alıyorum. Bak şu kırmızılık. He. Değil mi? Bu... He, turşuluk için alanları diyorsun değil mi? Tamam. He. Bizim burada domatesin yeşilinden de salata yapıyorlar arkadaşlar. Yemek yapıyorlar. Hatta biz bir ara yaptıydık değil mi kız? Ha, yeşil domatesin sulu bir yemeği mi var? Şey yapıyorlar, kabuğundan karıştırıyorlar, cacık yapıyorlar. Ben niye yediğimi hatırlamıyorum bu. Denk gelmemişim demek ki. Sen ne yapıyorsun kız? Ben de topladım. Sen de topla. Beraber topluyorum. Beraber toplayalım. Sen de kırmızıları topla. Kırmızı domatesleri, sarıları değil, tamam mı? Maşallah çok güzel. He? He, biberler bayağı iyi arkadaşlar ya. Bu sene iyi biberimiz var. Maşallah demeyi unutmayın. Ne? Bir maşallahınızı alalım. Ya biz Kübra, yani salçalık domatesi hani çokça diktiğimizi hatırlıyorum, yani ben ektiğimizi. Biz salçalık domates göremiyorum ya. Sence? Yani genelde tarla domatesi var. Mesela ha, bu tarla domatesi. Ha, şu alalı buları böyle köylü domatesi falan diyorlar. Biz ekmedik mi Kübra? Ektik de o sıra fideler tutmadı ki. O sıra az kaldı herhalde. Bir de şey de olabilir mi acaba? Ne? Salçalı domatesin de cinsleri var ya, daha böyle etli yuvarlak mı acaba? Yok ya, sanmıyorum ya. Salçalı domatesti ya. Ben de anlamadım. Şu biberlere bir bakalım. Oh 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 arkadaşlar. Bibere gel bibere. Bibere gel bibere. Domatesler burada. Hifa orada. Heh.
Koy kızım, tamam. Şimdi şöyle. Tamam, topluyorum kızım. Daha toplama diyen yok ki, topla. Tamam, o birazcık sarı ama olsun. Bak şurada da var bir tane. Şimdi arkadaşlar, burayı toplayacağız. Burası şu gördüğünüz benim dağ evi. Burada bir bahçemiz var. Şöyle devam ediyor. Bu bizim ev. Evin önünde var. Bir de anamgilin evin önü var. Orayı da toplayacağız. Ve bugün pazartesi, yarın Akpınar'ın salı pazarı, pazara çıkacağız. Şimdi ben burada bir kesiyorum. Topladıktan sonra görüntü alırım. O nasıl bir çekmedir ha? Tık gözünden önce. Allah, ben de ne yapıyor diyorum. Niye dolanıyor diyorum. Arkadaşlar biberleri göster. Ben de anlamadım ki ne örüyor diyorum. 5 lira 5 lira diyeceğim olmayacak. Yok tamam, ne 5 lirası. Domates bu kadar çıktı ya. Beş, burada... beş, ekmek kaç oldu da yedim mi? Yedim. Biz buraya çok bir domates ekmemişiz ya. Neyse arkadaşlar. İlk, bu ilk fasulye... çıkan fasulye. Ama bu fasulye çok sonradan fasulye, ekildi. He, yani bu geç fasulye geç ekildi. İlk mahsul. Taze, yumuşacık. Tazecik. Şimdi anamın bahçeye gidelim bak. Gidecek de oraya toplayak. Yolak diyeceğiz. Yolak. Şöyle iri böyle kızartmalıkları da var. Böyle kıl biberi de var. Anamın oraya geldik arkadaşlar. Anam gelin ev. Şimdi Kübra biberlere oradan başladı. Ben de domateslere başlayacağım. Hatta şöyle bir görüntü alayım sizler için. Bu sene şu rüzgardan dolayı mı ne arkadaşlar, şu üzümler hep yani har mı ne düşüyor diyorlar ya. Bizim burada öyle bir şey, bir tabir var. Har düşüyor diyorlar. Bilenler bilir. Şimdi anamın biberlere bak. Şunlara bak. Biz bayağı bir kıl biber dikmişiz bu sene ki. Şunlar köylü biberi diye geçiyor. Kübra? Bayağı dikmişiz ki. Şöyle. Anamın domatesler iyi kızarmış. Bakın bakın. Şeyde burası birazcık daha açık bir alan arkadaşlar. Güneşi iyi alıyor. Güneşi alınca da domates erken kızarıyor. Baba, ha? Üzümler çekirdek. Üzümler çekirdek mi? Evet. Ha, üzüm yiyor arkadaşlar da herhalde tadını beğenmiyor. Küçük kızım, çekirdeği de işte içindeki çekirdek işte. Ama şöyle arada kenarda büyüyenler de var. Mesela şu kalmış. Tüh. Ya yine yenir de. Yenmeye yenir de arkadaşlar. Lakin böyle dökümlü dökümlü bir denesi böyle bir kilo gelecek gibi olmuyor tabi. Biberleri topladık. Bu kadar çıktı. Bir elke çıktı. Evet. Şura bunlar... bildiğiniz üzüm gibi. Salkım domates. Salkım değil ya. Çeri oluyor değil mi? Bilmiyorum ki. Salkım çeri mi oluyor? Üzüm domates. Üzüm domates. İfa'nın dediği üzüm gibi bu diyor. Bu üzüm gibi diyor. Şimdi arkadaşlar ya burada anamgilin anamın domatesleri hep altı çok kötü ya. Yani bunları niye böyle oldu? Halbuki yani kalsiyum eksikliğinden oluyor ama biz buraya attık diye biliyorum gübreyi. Neyse. Şöyle sağlamlarını ayırdık. Şöyle. Bu küçük. Bu küçük mü? Kızım bak hala kafan kadar. Bunları ayırdık. Şunlar biberler orada. Bunu içeriye koyuyorum o zaman. He. Bunu tepsiye falan boşalt. Leğende geri aşağıdakilerini toplarız. Sen de örüyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlığı yapıyoruz. Yani pazardan önce. Şimdi şu çeri domateslerimi göstersene. Şurada fasulyelerimizi kaldır hele. Bunlar da yıldız gibi çok güzel. Çok güzel duruyor be. Evet tamam, diyor ki bunu kim niye assın diyor. Bak, arkadaşlar yiyenler yorumlara yazsın. Bak. Çok güzel yiyinmiyor mu bu? Şuna bak hala ki. Üzüm, üzüm gibi tut diye. Hifa'nın dediği üzüm. Üzüm üzüm. Pek güzel duruyor ki. Bizim bak, geçen yılki çeri böyle güzel durmuyordu. Bak, bir de pembe var. Ana diğer bak bak. Bu daha pembemsi. Arkadaşlar pembe var bir de. Allah Allah. Burada nasıl gelmiş? Vallahi benim bahçede. He. Geçen senede. Yok, benim bahçedeki niyeti pembe. Allah. Genel. Ben de anlamadım. Halbuki aynı tohum. Bir de benimkiler daha büyük anneminkinden. Anneminkiler daha küçük. He. Benimkiler bak, daha iri. Aynı tohum ana.
Farklı bir tohum değil. Niye öyle oldu? Senin oradakiler küçük, kırmızı. Bizim buradakiler büyük, pembe. Bak şunlar da mesela benim orada. Şey benim orada demek ki sunan aslında da. Kamerayı tut kamerayı. Al da göster. Mesela bununla şunu bir göster farkını mesela. Hmm. Bakın arkadaşlar. Sağdaki benim bahçeden. Senin ana, senin bahçede bu sene, senin bahçe toprak domatesle ilgili bir sıkıntısı var. Sorma. Yani o domateslerin altı arkadaşlar gösterdim. Şöyle al. Şurada da öbür domatesimizi hazırladım. Yani senin bahçenin domateslerin altı çok kötüydü. Yani hani biz bir şekilde kullanırız ama demek istediğim şu, satım amaçlı değil. Evet. Şimdi şurada domatesimiz iki kasa şey var. Şu ana fasulyeyi verelim. Tamam. Şuradan çek de kızın elinden bir çek. Fasulye ne yapıyor? Hayır ondan karıştırma. Aynı cins değil o. Ya aynı cins derken kiloloji değil ki. Bilinim. Hayır karıştırma. Ya nereye koyacaksın? Bunun içinde bir kasa alacaksın. Bunu götürmeyi düşünmüyorum ki. Hadi onu desene o zaman. Ya. Fasulye az ya. Bu ne kadar? Bir kilo var mıdır şurada? Bir kilo mi kilo? 50 lira diyorlar. 50 lira. Şöyle dursun. Tamam. 60 lira fasulye. Bu yeni ilk sürümü sayılır. O zaman şöyle bibere gelelim. Gelelim. Biberi ben bir dizeyim. Onlar bir yok. Dolma biberi satmayacağım. Bakın evet. Dolma biberlere bakın. O zaman dolma biberleri ayırıyorum şöyle. Onlar ayır. Anca bize yeter. Dolmalara... İyi. Dolma. Bunu satmıyoruz mu? Yok onu anca tamam. Bize yeter. Tamam. Şimdi satak da gidelim kendimize geri dolma biber mi lan? Ya çok dolma biberimiz yok herhalde. Şey diyeceğim. Ana şu cin biberi, kıl biberi mi şunlara koyak? Ya da şu büyüğe koyak, ver şu arkadakini verelim. Kıl biber daha çok ya. Kıl biber daha çok, onu buna koyalım. Kıl biberleri koyun, öbür şu kızartmalık gibi var yani onunla küçükleri de ayıracağım. Hifa bir düzgün dakika. Dizin. Şunları düzgün atmayayım. Dizmeye çalışacak, güzel dur. Onlar değil babaannem. Tamam. İstersen karışık koy ya. Zaten kıvır duruyor ya. Ya kıl biber işte, şunu koymuyorum ki. Hayır onu kastetmiyorum. Ne? Biberi dizmeye uğraşmıyorum. Hayır yok dizmiyorum canım. Ben sadece içinden şunları ayırmayacağım. Ben. Hayır he. Bu nere turşuluk değil. He. Tamam. O turşuluk ayrı. Hah bak turşuluk bak. Oo, bir sürü varmış içinde. Ama anne Karadeniz'de var ya. Çok tebrik ettim. Pazarlarda hep ailecek çalışıyorlar. Karı, koca, çoluk, çocuk. Tüm aile geliyor. Şuna koy. Bizim burada genelde arkadaşlar pazarlarda karısıyla pek çıkma genelde yok yani. Belki vardır. Ya, tek ya, tek tük. Teyzeler var ya da amcalar ya çok yaşlılar var. He, ya da amcalar var. Ya da bizzat yaşlı teyzeler satıyor. Onun dışında karı koca ailecek çalışan. Tohum, torba, çoluk, çocuk. Arkadakini ver ona da şu biberi ayırayım. Şu kasa var. Ha onu oraya koy. Tamam. Şu biberi de ona koy. Bunlar da, bunlar ne diyorlar? Köy biberi diye geçiyor. Evet. Yani bilmiyorum sizin oralarda nedir arkadaşlar ismi bilmiyorum da. Biz de böyle köylü kızartmalık biber. Daha çok. Üç burun çok. Biber. Ha üç burun. Ha asıl ismi üç burun. Dur. Bunun burnu bak, tekleşmiş. Bunun burnu değil de. Hakkı şöyle üç burun diye geçiyor. Şimdi, evet. Şimdi tohum öyleydi. Bak bu burnu geçiyor. Evet üç burun. Şimdi biberle şunu şöyle koyak da bundan da çok yok gibi ama burada varmış. Var. Elden şuraya düştü daha. Kıl biber ya. Biz bu sene kıl biberi bayağı şeylemişiz. Açalım da bunlar ya. Böyle diziyor. Sabah direkt hazır olur ya. Ürünün çoğu mazota gidiyor gibi. Ama evde kalıp kurtulmasındansa. Salçana yaptık. Şimdi bir de salçalık domatese falan da bakacağız arkadaşlar. Bizim yani salçalık domates yok. Niye sana? Ben onu anlayamadım. Ne ya biz o kadar tiktik nereye gittik? Ben anlamadım. Ben de bilmiyorum. Ya salçalık domates yok yani. Ben bir tane bile gördüğümü hatırlayamıyorum. Bazıları var. Onlar da küçük. Anne bu ne kış? Buradan Bursa tohuma sesleniyoruz. Anne bu ne kış? Bu salçalık tohumların içindeki tohumlar nerede? Kıvır kıvır olmuş kızım. Fide şey değişti, evrim değişti. Salçalık domates dışında. Ya ne salçalık olacağım ben? Tarla domates olmak istiyorum. O kıymatlı öyle. Anlamadım. Bakın bunlar da böyle. Bundan daha var, bir poşet daha var. Şöyle
Şu bir tane numune. Numune, onu da göstererek satmıyor. Ama içeride yok mu? Var ya, bir poşet var. Patlıcan ucuz herhalde, kaç lira anne patlıcan? Patlıcan şeydi, 10 lira mı? Ha, 10 liraya onu satan açar, satmam 20 daha ya. Zaten o bizde de az var. Aynı tat. Öyleydi patlıcanına göre fazla bir şey değildi de. He. Pahalı olan biber, fasulye 50-60'tan. Ondan sonra bu biberler. Bunlar kaça? Bunlar kaçardı? Onlar da işte kıl biber, şu bu hepsine 25-30 arası diyorlar. He. Hepsi 25-30. Bakalım Akpınar pazarında nasıl? He, öyleydi. Bayağı azalttık biberi. Şimdi küçük turşuluklar kaldı. Ya o değil de yani o kadar acı biber ekmemize rağmen yani acı yok ya. Şundan hiçbir acı değil ya. Emine Ege dedi ki bende de hiç acı yok. Şey tatlı yok Zeynep diyor. Senin acı yok ya. Değişir diyor. Tatlı ya. Acı değil. Vallahi bizde de acı yok dedim. Acı mı? Acı mı? Acı mı? Acı diyor. Yani arada bir geliyor. Kırdı da diliyle bakıyor. He. Acı değil. Acı tatlı diyor. Bir denk gelirse. Kıvrandır. Tamam. Ziyaret etsin. Ayrı ayrı aldı acı diye. Bir denk gelirse İfa. Görürsün o zaman. Bir denk gelirse görürsün. Şunlar acı bak. Cimbiberin tamam, bir şeyi de çok acı değil ama acısı ama ben var. Ona da baktım acı gelmedi bana. Gelmedi. Cimbiberleri de acı diye aldık. Kullanırım hiçbir. Eda satar. Pazardan acı biber alak. Pakete şey bir kere böyle fide alıyorduk ya abla dedi ya. Abla dedim acı biber mi tatlı biber mi diye sordu. Dolmalık biber mi diyor. Ne biber diyorum? Güzel biber. Güzel biber diyor. Anlamadım ya. Yani. Güzelliğini sormuyorum. Acı mı? Biber yakışıklı mı çirkin mi diye sormuyorum. Anne ben bunu getireyim. Sen asımı getirin. Bir arada acısı çıkıyor. Erdoğan geçen sene sana ben bir şey... Bunun içinden düşüyor. Şöyle bir biber verdiydim bu acı diye. Onu yapmadım. Tohumu edin diye. Ne ettik o? Duruyor. Ama fırsat olmadı şey. Fideye koydum. Bir de baban diyor ki getirdim diye onu verdik miydi? Baban şu baharatçıdan aldıydı o acı biberin tohumunu. He onu getirdim. Bir de ha, ben geçen sene verdim. Senin verdiğin ne oldu? Çıkmadı mıydı? Bilmiyorum ben de hatırlamıyorum. Sanki ektik de çıkmadıydı anne. Çıkmadı mı? Çok acıydı. Şey babam yaptıydık. Getirdi ne yaptık diye düşündüm. Seninkine şey yaptık. Viyolleri ektiydik kurudu ya. Çıkmadı ya karınca taşıdıydı. Baharatçıdan aldı. Biber. Bu ne yaptı? Ne yaptı? Baharatçıdan aldığımızı ben sonra aklıma geldi. Ne yaptık dedim. Babam dedi ki verdim ya size dedi. Ama siz bir tane daha verdiniz, daha varmıştı herhalde. Yok, nerede aslında, bulamadım he. Aslında, arkadaşlar, yok, ben, biz bu her sene acı biber'e bir şey yaşıyoruz. Hiç sorma, ben bir sene alacağım ondan birkaç tane getirin de. He. Ayrı bir yere... Geçen sene pazara gittiğimizde abi hemen yanında acı biber satıyor ya. He. Yani millet de bulamıyor. Yani millette de sıkıntı var. Ayalım yarım saat içerisinde bir... Bayağı vardı yani. Yani. Hani gene bir çuval yırttı. Bayağıdan kastım. Biz anne domates götürdük. Elma götürdük. Adamlar geliyor elmaya bakıyor. Kayısıya bakıyor. Domatese bakıyor. Bakıyor gidiyor. Abi bizimkinden kaç kat fazla biber getirdi sattı. Ama acı biber. Acı biber. Ama yok acıyla karışık. Şöyle köylü biberi de vardı. Şu biberden de dolmalık da hepsi. Demek istedim şu. Ya yani biberi iyi gitti. Kurutmalığa çok alıyorlar ya. Kurutmalık için. Acı iyi satılıyor. Şimdi. Kurutmalık için alıyorlar. Şöyle bir göster bakayım. Şöyle bu turşuluk. Turşuluk biberimiz, kıl biberimiz, köylü biberimiz, domatesimiz, fasulyemiz ve çeri domatesimiz. Valla malzememiz bu. Ama sen hiç böyle güzel çeri domates gördün mü? Bir de yukarı şey bir tane kasada vardı. Getirdin mi? Şeyde, helkede. Helkede bir bu kadar daha. Biber mi? He, bir bu kadar daha biber içeride. Onu da çıkarır. Çıkaralım. Dizek. Şimdi çıkarayım mı? He getir işte sen dizek. Tamam şunlar. Daha anne senin yukarı dolapta koyduk şunu da. Onu da bunlar? Giderken aldık he. He. Helkeyle de getirdik bir de burada var. Ama şimdi bir de senin dolapta var ana. Bir de burada var. Yok annemin dolaptaki kıl biber değil şundan. Şundan mı? Bundan var. Oo tamam bundan da var. Bundan çok var herhalde. Tamam. Anne ben bunu bahçeden topladım. Aradaki kasayı ver. Ben bunu bahçeden topladım. Hangi bahçe? Ha şuradan. He. Arkadaki kasayı onu doldurmaya uğraşma. Kasayı ver şu kasa. Niye? Ya ona sıkacak mı ana? Bu çukurmuş hepsini buna koy.
Şunu şuraya bir koyalım. Çiçek varsa bir bak. Heh. Her halükarda iki taneye gerekecek. Bir de yukarı da var. Nerede? Al. He, buradadır. Burada bir ben biraz aşağı bahçeyle buraya yeni çıktığında aldım kübra. Sonradan daha yani yeni şeylendi. Bu bayağı verimli oldu yani. Şimdi bizim bahçe burada toplanacak mı da? Yok baktım da o kadar. Topladım diyor yukarıda. Ya bunu iki gün önce mi ne topladıydın ya? He. Ben de zaten sizin geldiğinizde topladıydım kübra. He aradan 3-5 gün geçti. Çok incelerini almadım da ben biraz büyüklerini aldım. Hepsini birden almamıştım. Şey diyeyim diye hani. Babaya bu ne? Ben bir de kendi bahçemden topladım bir bidona turşu ettim ya. He. Hepsini almadım böyle şeyli olanları aldım turşu ettim. Ve onun üstüne de bunlar iyi çıkmış yani. Oho. Eden onu ona koysak yine sevmez ben sadeyim. He, şöyle en iyisi ikisini de götürek belki şey derik. Mesela salçalık domates alırsak onu ona aktarırız. Aynen. Dursun. He. He şey mi? Kasayla vermiyorlar ya. Hı hı. Şöyle. He o da doğru. Hı. Bombeli durmasın. Ha, koy kızım. Bak, arada bir de şey çıkıyor. Bu nereden çıkmış? Charleston. Halbuki sen Charleston da aldıydık değil mi? He. Hepsinden. Ya o kadar fidene bir denem var ben anlamıyorum. Hani diyorlar ya hibrit tohum şey almıyor, geri anısı çıkmıyor. Paket de aldığımızda mıdır hibrit nedir nedir? Ben de anlamadım. Bana sivrisi diye sivrinin bu kıl biberin acısı bir şey diye aldım. Bir paket Charleston almadım mı? Köy biberi aldım o tamam. O bu da böyle değil anne hazır satılanlar koca koca oluyor bizimkiler niye küçük? Bilmiyorum ben anlamadım. Ama anamın bahçede aynen. Bu sene domates olmuyor. Evet arkadaşlar akşam oldu sayılır. Şimdi mutfağa gireceğiz. Biraz da böyle ev vlogu tarzında bir yemek. Bakalım akşam yemeğimizde neler var. Neler hazırlayacak Kübra. Bakacağız. Video devam ediyor. Neler hazırlayacak neler hazırlamayacak. Ama pazar videosu. Yani bu videodan hemen sonra bir gün ara vermeyeceğim. Hemen ard arda iki videoyu koyacağız. Yarın da pazarda çektiğimiz video sizlerle. Şimdi video devam ediyor. Kalan fasulyeyi de arkadaşlar diliyoruz. Yemek mi yapacaksınız bunu? Yani yemek yapacağız. Şurada ne var? Mısırlarımız var. Evet mısırlar. Mısırları gargalardan kaçırıyoruz. Şimdi arkadaşlar videomuz devam ediyor. Yani pazar videosu yarına gelecek. Şimdi videomuz yemek hazırlığı ve akşam yemeği. Bakalım menümüzde neler var? Hanımlar bize neler yapacak? Hanımla derken? Hanımla sen işte. Şu an ikimizin de aklında hiçbir şey yok bilmiyor. Ne, hakikaten ne yapacaksın? Ha benim yemek ver aklım. Ha aklında yemek var. Ne? Şimdi söylerim yapamam videosunda söylerim eğer. Ha, buydu ha şey söyle ha söyle. Tamam sürprizmiş arkadaşlar. Sürpriz oldu. Mahana. Hivan'ın dediği süprik. 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 Hivan'ın dediği süprik. Süprik. Evet arkadaşlar. Mutfaktayız. Etrafta bulaşıklar. Oo. Ne var bunda? Ezogelin. Bu ne? Patlıcan var, domates var, biber var. Türlü mü? Aradığını bul yeme. Aradığını bul yeme. Türlü diyoruz ona. Şimdi şey, başka ne var? Pilav mı yapacağım bir de? Evet. Oo. Bugün menü zengin ana. Ben acıktım. Evet. Sen acıktın mı? İyi acıkmış. Tamam. Arkadaşlar bak şurada anne, bir pilav yapıyor. Bugün anam Kırşehir merkezden geldi. Bu arada onu da söylemeyi unuttuk. Biz gelince bir gönderdik. Benim iki tane erkek kardeşim var. Çalışıyorlar. Yani biri 30 öbürü 27 yaşında mı öyle bir şey oluyor herhalde. Yok 31 ile 28 yaşında değil mi? İkisi de bekar. İkisi de bekar. Buradan duyurulur falan. İşleri güçleri yerinde elhamdülillah ama kız yok ortada. Neyse. Şimdi ya şu ekmek mübarek vallahi yani bu 200 gram olduğunu emin miyiz ya? Vallahi bilmiyorum oğlum. Yani şurası tava ekmeği diye geçiyor herhal bu. Herhalde. Yani, şu an dokun öyle yani. Yokmuş. Yani ekrana nasıl anlaşılıyor bilmiyorum da. Çok böyle poğaçamsı bir şeyi var. He. Yapısı var. Sandviç, tadı da. Sandviç yapın diye yapmışlar. Vallahi olabilir. Ben de anlıyorum. Ya da, zaten artık içini dolduramıyoruz hesabı. Sandviçlik tam yani sandviç ekmeği de yumuşak oluyor ya. Yani. Şey ya çok çabuk bayatlıyor gibi oluyor. Ben yani ya eski bir ekmek var diyorlar şu odun ekmeği, taş ekmeği. Bizim ilçemizde de çok bir fırın yok.
arkadaşlar. Aynen. O adamlar da ne çıkarırsa katlanmak zorunda kalıyor gibi bir şey oluyor ya. Allah Allah yardımcımız olsun. Ama sen Kırşehir'den geldin ya. Kırşehir'de bir yerde odun ekmeği Alman'da. Ya sonuna gitseydim oradaki güzeldi. Ben Allah Allah. Burada bulundu diye almış bulundum. Geri de vermedim. Hani sandviç ekmeği alıp gelmiş bize kız. Sorma. Şağırdan. Şağırdan geliyorsun diyorlar ya. Şağırdan da şey ya. Şeydeki ekmek güzel. Erdoğan Keskin'le gelirken oradaki. He. Ha Keskin, evet. Oradaki güzel. İnşallah. Ha inşallah o bozmaz. Arkadaşlar Kırıkkale Keskin gelirken yani o yol üzerinde güzel bir ekmek yapan yer var. İnşallah onlar bozmaz bu ekonomik durumlardan dolayı. Bu arada biz de bahçeye indiğimiz için ister istemez mutfak bayağı bir dağıldı. Yani bahçe işleri. Sağ olun desteklerinizden dolayı şu an tüm sularımız kapalı. Desteklerinizden dolayı derken? Evet. Zaten kalabalık da. Evet Kübra sen yapabilirsin. Bu bulaşığı öyle başarabilirsin sen. Destek yapayım bak nasıl konuşayım. Böyle destek mi oluyor? Nasıl bir destek? Evet. Şu arkadan dağıtıyor. Manevi desteğimle arkanda olmak önemli değil mi sence? Kızım yapma öyle. Tabii. Ben topluyorum. Şey, adı ne? Kavanozlar çıktı. Menemenler, soslar. Şimdi geçenlerde biri bir şey dedi biliyor musun? Kavanoz var mı gibi bir şey dedi biliyor musun? Fazla kavanoz var mı diye. Yani akrabanın biri işte. Yani hani sorulacak şey var, sorulmayacak şey var. Şimdi eskiden kapağını alıyorduk 25 kuruşa, kendini alıyorduk 50 kuruşa. Yani gerçekten adama dokunmuyordu. Şimdi verilecek halde kalmadı. Şimdi yani ikisi beraber 10-15 lira oldu neredeyse. Yani, turşu bidonlarını hiç söylemiyorum. Geçen sene biri bana şey dedi. Şunun gibi bir bidonun var mı dedi. 5 kiloluk turşu bidonu var. Onun gibi 12-3 kiloluktu. Bunun 5 kiloluğun var mı dedi. Benim anlık boşluğuma geldi. Var dedim. O 2 bidonu aldı gitti. Kendininkini de vermiyor. Onu da götürdü. Şunun gibi diyor. Şunun büyüğü var mı diye. Ben de değişecek. Ha elinde boş bidon var. Onu da aldı sen, gitti. Ben de o 5 kiloluk bidonu vermek için tuz vardı bidonda. Onu boşattım. Kübra sen kötü tongaya gelmişsin. Ya parasını verecek sandım. Ya karşılığında geri bidonu i̇şte, verecek sandım. Bu olay yeni oluyor değil mi? Neyse. Hayır. Yani bu çok bazı şeyler latifedir. Kimse alınıp gücenmesin. Oh, yemekler hazır mı? Vallahi biz aç kurtlar halinde bekliyoruz. Yavru kurt, ana kurt, bu da torun kurt. Nerede lan? Ha. Bu da atıl kurt. Bu da atıl kurt. Ha kendine mi diyorsun? Biz şimdi var ya şey gibi. Vallahi kübracılar yorumlara yüklenecek ana. Öyle mi? Vallahi bak şimdi hadi Erdoğan sen yardım etmiyorsun bak. Bu sefer kaynanan da yardım etmiyor derler. Şöyle bir işin ucundan tut bari. Ben de mi tutuyorum? Ben bugün misafir geldim. Bugün anam misafir bir de Hifa'yı gezdirdi, oynattı. Onun gibi kutsal vazifeleri vardı diyelim. Bunlar da büyük kutsal vazifeler bence. Oo, Ezo geline bak. Biraz koyu olmuş da kaynar su. Yok yok, güzel güzel. Hazır kekliyor. Şunda et var mı? Evet. Ya biz etsiz yemeğe oturmayız biliyorsun değil mi ana? Ben çekeceğim. Sen yok sen çekme. Anne ya. Yok yok, hayır. Anne ya. Hani bakayım. Ha, haklısın. Ne diyor? Bir düzene. Aha bitti. Az önceki bütün kalabalık bu muydu? He. Çok dağınıksın Kübra. Şimdi yani gelecek yorumları söylüyorum sana. Yok şey. Şimdi arkadaşlar videomuz konuyor da. He. Yıkanmadan dağınık konduğu için çokmuş gibi görünüyor. Ama olabilir. Oraya bir düzenle koyduğun için. Olabilir, olabilir. Şey oluyor yani. Şimdi arkadaşlar sofrada buluşmak üzere. Evet, Ezo gelin. Pirinç pilavı. Arkadaşlar bu arada bu pirinci Samsun'dan aldık. Termeden. Samsun Terme'den aldık. Yani çok güzel, gerçekten güzel bir pirinç. Ben yani aradaki farkı ben hissettim Kübra. Gerçekten farklı bir pirinç, kaliteli bir pirinç olduğunu. Yani bundan bir öncekinde de yedik arkadaşlar. Bu ikinci yiyişimiz. Sence nasıl? Çok güzel değil mi? Güzel 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 burcu burcu kokuyor. Kokusu da var. Böyle paketlerde zaten dikkat ederseniz paketleme tarihini genelde 1 yıl 2 yıl oluyor. He. Yani ondan önce de depolarda kaç yılda bekliyor onu hiç. Ya bilmiyorum. Hazırlarla hiç alakası yok arkadaşlar. Yani Samsun Terme'de
Samsun'dayken aldık. Yani gerçekten geçerseniz, uğrarsanız alın yani. Ne yok? Oo, yemeğe bak, yemeğe. Lahanta yemeği gibi. Vay 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 vay. Arkadaş, ocak başı. Gördünüz mü? Şimdi bunun adı ne var? Ne istersen var yemeği miydi? Yemeğin adı ne istersen var. Türlü dediğimiz arkadaşlar. Vallahi gerçekten mis gibi görülüyor. Ezo gelinler de dizildi. Salatamız da bahçemizin ürünleri. Bir şey yapar mısın? Evet arkadaşlar, vallahi yani şimdi gerçi kaç gün oldu geleli ama yani yemedi yanında yat hesabı. Şu an yemiyor, bakıyor. Yok yok, yani demek istedim hani karavan hayatında da ister istemez mahrum oluyorsun yani. Güzel lezzetler yesek de tatsak da ev yemeği, ev ortamı bir başka oluyor yani. Neyse, Rabbim isteyene nasip eylesin, olmayana nasip eylesin. Amin. Sofralarımızı bereketli eylesin. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Yarın pazar videosunu hiç beklemeden, araya gün koymadan onu da ekleyeceğim. Pazar videomuz yarın. Bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hifa, el salla. El salla.